Hoş geldiniz. Burası sizin kanalınız. Traktör Park. Başlıyoruz. Traktörümüz 75,5 beygir güç üretebilen S8000 serisi Common Rail dizel Türk traktör üretimi motorlara sahip. Arkadaşlar, traktörümüzün dingil açıklığı 2 metre 10 santim. Bu iki ara var ya, burası. Traktörümüz son model bir traktör. 4 direkli de bir kabin yapısına sahip. Kabin direklerinin böyle olmasının amacı görüşü artırmak. Böyle size daha ulaşılabilir bir kabin içi sunmak. Traktörümüzün ön tarafında 30 kiloluk ağırlıklar mevcut. Aşağı doğru böyle eğimli bir tasarımı var. Size daha rahat bir görüş açısı sunabilmek için. Kaputun üzerinde belli kitlesel bölümler mevcut. Görüyorsunuz. Yani hoş duruyor. Kabartı yazılar mevcut traktörümüzün üzerinde. Arka tarafa doğru devam ettiğimde uzayan ön sinyalleri görüyoruz arkadaşlar. Sinyallerimiz çok hoş bir tasarıma kavuşmuş. Bunun nedeni egzozun ön tarafına alınması sinyallerin. İki tarafta da aynı uygulama yapmak için böyle bir dizayna sahip olmuş. 280-85R24 ön lastik ebatlarına sahip. Ön çamurluğumuz hareket edebiliyor. Egzoz tasarımımız görüşü kapatmayacak şekilde dizayn edilmiş. Gerçekten hoş ve güzel. Böyle traktöre yakışan bir egzoz tasarımı mevcut. Ön kaputumuzun üst tarafında üzerinde şekiller olan ızgaramız var. Ve ön tarafa doğru daralan bir ön kaput yapısına sahip. En önde 4 adet aydınlatma var arkadaşlar. Ve siyah tek parça bir ızgara görünümü de daha agresif, böyle daha albenisi olan bir traktör bizlere sunmuş. Ağırlıklarımızın boyu çok uzun değil. Bu da traktörün manevra açısı kazandırmak için böyle bir şey yapılmış. Gördüğünüz gibi kepçe takmak için yerlerimiz buralarda mevcut. Çok da sağlam bir ön akis yapısı var. Burada hemen gördüğüm haliyle sizlere bahsetmek istiyorum. Yine ön tarafta da kabartma case logomuzu görebiliyoruz. Hidrolik direksiyon işlevimizi buradaki tek piston sayesinde yapıyoruz. Diğer tarafı da bu demir sayesinde kontrol ediyoruz arkadaşlar. Bu da daha hızlı bir manevra imkanı sunuyor. Arka lastikler 420-85R30 kalın ebatlar arkadaşlar. 16-9-30 olarak da biliyoruz. Lastanın dubleks lastiklerini kullanmakta. Traktörümüzü 2 adet merdivenle biniyoruz. 82 litre yakıt deposu var. Ayrıca traktörümüzde elektronik akış halteri mevcuttur. Traktörümüzde uzunluğu ayarlanabilir. Tepe lambamız mevcut. 30 santim yukarıya kaldırabiliyorsunuz. Arka tarafına doğru geldiğimizde 2 adet 180 derece ayarlı aydınlatmamız mevcut. Çalışma lambamız. Hemen yan tarafında yine radyo antenimiz mevcut arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman da arabayı da çek, arabayı. Çekeyim abi. Siz de çekeyim. Evet arkadaşlar, kısa bir muhabbetten sonra bunu her zaman söylüyorum. Arka sinyallerimiz top lambaların dizaynı gerçekten hoş ve güzel duruyor. Göze hitap ediyor. Düşünsenize, kırmızı ana rengin üstüne siyah bir bölüm yapmışlar. Sadece bu ya, bunu söksen yine gıcık durur. Bak, çok hoş durmuş. Ayrıca buradaki bölümü de böyle daha büyük yapmışlar, reflektörü hoş durmuş, ikisi eşit olduğu için yani birbirine güzel benzetmişler. Aşağı doğru indiğimiz zaman burada Türk traktör ürünü olduğunun
belirten ibareyi görüyoruz. Aşağı doğru indiğim zaman burada asansör tip çekiş sehpasını görüyoruz. Asansör tip çekiş sehpasını arkadaşlar 4 tekerli romoklarda kullanıyoruz. 2 dingilli yani böyle. Yani buradan da ayarlayabileceğimiz bölüm mevcut. Bu kilidi açarak burayı da çekerek ayarlayabiliyoruz. Ayrıyeten bu sağa sola da dönebiliyor. Burada normal çekimizi görüyoruz. Çekimiz sağa sola ayarlanabilen özellikte arkadaşlar. Hidrolik kollarımızın yapısı bu şekilde. Ayrıca de hidrolik kollarımız pimli olarak ayarlanabilmekte. Bu güzel bir özellik. Toprak sıkıştırma yaptığı zaman bize zorluk çıkartmıyor. Yine bunun üst tarafında da ön camın silecek suyunun deposunu görüyoruz. O mevcut arkadaşlar. Romork sinyalizatörü için, sinyaller için, elektrik soketimiz ya da başka işlemleriniz için de kullanabilirsiniz. 4 adet hidrolik güç çıkışı var. Denklerle kodlandırılmış biçimde. Onlar da burada mekanik kitlemeli orta kolumuz mevcut. Yani istediğiniz ayara getirdikten sonra bunu oraya getiriyorsunuz, hareket etmiyor. Buradaki yapı da güzel olmuş, orta kolu tutan bölüm. Burada yine Avrupa standartlarında bir elektrik soketimiz mevcut. Traktörümüzü şöyle arka taraftan çekmek istiyorum. Arka taraftan traktörümüz bayağı bir geniş ve kalıplı duruyor. Traktörümüzde dar ve geniş açılı 4 adet aynamız mevcut. Aynalarımızın hemen üst tarafında da 2 adet 180 derece ayarlanabilir çalışma lambalarımız mevcut. Aynalarımız biri büyük, biri küçük. Çok da hoş bir görüntü ve dizayna sahip arkadaşlar. 4 direkli kabin yapısının verdiği hoşluğu, şıklığı ve kompaktlığı görmek mümkün. Traktörümüzde takım çantası mevcut. Bunda anahtarlarımızı, levyemizi vesaire bütün diğer malzemelerimizi buraya koyabiliriz. Ayrıca buraya da bir kitleme yapabileceğimiz bölüm mevcut. Traktörün üzerinde gelen malzemeler de alınmasın diye burayı da mühürlemiş fabrika. Güzel düşünülmüş. Aşağı doğru şöyle inip burada size şanzımanın yapısını göstermek istiyorum. Temiz bir altyapısı var. Zaten vitesleri halatlı, kısa joystick viteslere sahip. Çift çekerin ön şeyini görüyorsunuz arkadaşlar. Buna ne diyorlar? Adı neyse onu. Bak oraya da koruma demir yapmışlar. Çift çekerin altında dönen yeri korumak için şaftı. Evet, arkaya doğru geçtiğimiz zaman burada 2 adet ağırlığımızı görüyoruz. Ağırlıklarımız kaç kilo hemen bakayım. 45 kilodan 2 adet yeni tip ağırlıklar var. Ağırlıklar tekerin dışına taşmıyor. Güzel ve hoş durmuş. Traktörümüzde klima var arkadaşlar. Tabii ki 2023'te klimasız traktör almak gerçekten tek traktör alıyorsanız pek mantıklı gelmiyor. Klimanın filtreleri burada. Traktörümüzün üst tarafında çok güzel bir sunroof var. Gerçekten bu traktörü ayrı bir dizayn katmış durumda. Sunroofumuz burada ayrıyeten açılabilen bir yapıda. Yine burada çalışma lambalarımızı size göstermek istedim. Silecek alt tarafta, silecek suyu da burada. Gerçekten güzel. Şimdi böyle son bir dış detaydan sonra sizlere iç tarafını anlatmak istiyorum. Kapının açılma genişliği neredeyse 2 metre. Gerçekten çok geniş. Bu da dediğim gibi 4 direkli bir yapıda olduğu için normalde bizimkilerde direkt burada bir tık daha dar oluyor bizimkilerde. İçeriye geçtiğim zaman
Böyle bir yapı bizi karşılıyor. Hostes koltuğumuzun burada bir kılıflı göz var. Kağıt malzemelerinizi koyabilirsiniz arkadaşlar, evraklarınızı. Çok geniş bir yapıda hostes koltuğumuz var. Ayrıca geriye de yaslanma imkanı sunabiliyor. Yan tarafa da bu şekilde açılabiliyor. Emniyet kemerli. Arka tarafta da 2 adet çok hani böyle parmak sığacak şekilde 2 adet malzeme gözü var. Buradaki biraz daha derin. Burada kuyruk mili devir ayarını görüyoruz. 540 ekonomi, 540 ve arkadaşlar burada da senkronize ayarı mevcut. Yani senkronize dediği motor ya da tekerlek devrine göre dönebilen ayarlar. Buradaki mandalı bu şekilde açarak istediğimiz ayara getirebiliyoruz. Hemen bunun alt tarafında 12 volt girişimizi görüyoruz. Buradan telefonunuzun şarj cihazına takarak burada şarj edebilirsiniz. Ya da çakmaklıktan ısınan böyle ısıtıcınız varsa çay, kahve bile içebilirsiniz. Yani burada bardaklığımız mevcut. Buradan bu şekilde böyle bardağımızı tutup alabiliriz. Ön tarafa doğru geldiğimde burada el frenliğini görüyorum. Onu da buraya mandala basarak açıp kapatabiliyoruz. Kuyruk mili buradaki bu koldan, siyah koldan başlatıyoruz arkadaşlar. Yine bunu da bu şekilde çekerek istediğimiz bölüme getirip açıp kapatabiliyoruz. Yukarı tarafta açık, aşağıda kapalı. Yine bu mandalı basıp çekerek kapatabiliyoruz arkadaşlar. Güzel olmuş gerçekten bu taraf için. Şimdi sağ tarafa doğru geçelim. Sağ tarafa doğru geçtiğimde burada tepelenmasının kontrol tuşunu görüyorum. Arka aydınlatma, ön aydınlatma ve kedi gözleri dediğimiz aydınlatmalar arkadaşlar. Tuşların konumu gayet güzel. 2 adet de boşluğumuz burada mevcut. Liftomatimiz mekanik. Neonatlardaki gibi burada böyle bir tutma yeri yok. Yani neonatlarda şurada şöyle bir kalınlık oluyor. Eliniz oraya tutuluyor. O güzel oluyordu. Yani zaten aynı fabrikanın ürünü, buna da yapsalar gerçekten güzel olurmuş. Ama konumu gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı da yapmıyor. Bir de rahat. Şimdi bu aşağı yönlü olsa bastırdığınız zaman tırnağınıza vuruyor. Ya bu şekilde öyle bir şey olmuyor. Tırnaklara bak. Allah canım yanıyor zaten. Tırnağıma falan vursa vallahi çok kötü olur şu an. Yani tırnak böyle yandan olduğu zaman en azından parmağınızı geriye atıyor. Aşağı yönlü bazı traktör, bazı markalarımız traktör modellerini aşağı yönlü bastırıyor. Yere tırnağınıza vuruyor. Ya diyor bak abi, tırnakta kırılmayan yer kalmamış bak tırnaklara. Yani güzel. El gazımıza bakalım abi. El gazımız. Oo, el gazımız çok rahat. Gerçekten rahat. Ve konumu da şöyle tam bu dirsek kısmının orada. Hoş oluyor arkadaşlar ya, bak böyle. Tam elinizin altında ulaşabiliyorsunuz yani direkt. Hemen aşağı doğru indiğim zaman bu kolçağın dirseğini oradan. Hidrolik hassasiyet ayarlarını görüyorum. Arkadaşlar. Burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben şu an hangisi derinlik, hangisi hassasiyet burada bilemiyorum. Hani kırmızı ya da sarı böyle bir renklendirme yapılsa çok daha rahat anlaşılabilir. Hani ilk bakışta anlaşılabilir. Mesela burada o renklendirme sistemi yapılmış. Mavi ve yeşil var. Hemen şöyle kullanırım. Bu kol geri size doğru gidiyor. Bu hassas hidrolik işleriniz için. Bu kol geri gelmiyor. Bu uzun süren hidrolik çıkış işlemleriniz için. Konumunda gayet rahat. Mavi ve yeşil renkleri hemen arka taraftan buradan görebiliyoruz. Daha rahat ekipmanı ayarlayabiliriz. Aynı burada da renklendirme yapılabilir. Ben Case'e, Neoland'a inanıyorum, Türk traktöre. Bunu yapacaklar arkadaşlar.
Ön tarafa doğru geldiğimde 3 adet takviyemiz. Yine kısa vites şeklinde. 4 adet ana vitesimizi görüyoruz. Hemen böyle o yumuşacık debriyajımıza bastım. Yine traktör parkın olmazsa olmazsa yumuşak debriyajı elle kullanmadır. Yumuşak olmayan debriyajı elimle basmıyorum. Çünkü indiremiyorum. Bu sefer sizin karşınızda da hani rezil olmak istemiyorum arkadaşlar. Debriyaja puan 95. Gerçekten yumuşak. Hemen buradan viteslerimizi şöyle bir sizlerin huzurunda atmak istiyorum. Gerçekten güzel geçiyor. Ve aynı hizadalar. Bu güzel yani. Böyle elinizi gezdirerek hiç bakmadan bile hangisini kullandığınızı bilebilirsiniz. Arka tarafa doğru geçip hemen şurada da güzel bir özelliğimizden bahsetmek istiyorum. Arka camı yarım açabilme özelliği. Gördünüz değil mi? Bunu buraya takarak arka camı yarım açabiliyorsunuz. İki adet de tutamaçla rahat şekilde kendinize doğru çekebilirsiniz. Bu aynı özelliği TÜMOSAN'dan da bekliyorum. Bak onun da camı böyle tek şeyli. Yani iki tane var daha doğrusu da. Aynı onlar da böyle bir. Sadece şunu koyacak, şunu biraz uzatacak. Arka camı yarım açabiliriz. Bu güzel bir havalandırma sağlıyor. Ayrıca de iple bir ekipman kullanıyorsanız, yani iple, halatla böyle ufak şeyler elle çekebileceğiniz. Bazı traktör arkası kepçeler iple kullanılıyor ya da elinizi uzatmanız gerekiyor. Çok atsanız cama çarpıyor. Bu güzel düşünülmüş bir özellik. Hemen arka camın üst tarafında burada kabin içi iklimlendirme sisteminin filtresini görüyoruz. Tam arka tarafında yine iki adet de hoparlörümüz var. Müzik sistemlerimiz için. Arka camın bir özelliğimiz daha mevcut. Burada da bu açılabiliyor gördüğünüz gibi. Buradan da kablo girişi, daha küçük şeylerin girişini sağlayabileceğimiz bölüm mevcut. Kapının tutamacı böyle aşağı doğru güzel bir eğimi var. Ve görüşü de kapatmıyor. Dar ve geniş açılı aynalarımız bu şekilde görünüyor. Traktörümüzün ön tarafında da iki adet böyle inerken binerken tutmamız için tutamaç var arkadaşlar. Güzel düşünülmüş. Yine bu tarafta aynı şekilde. Şimdi şoför koltuğunun, hostes koltuğunun tam üzerindeki bölümden başlamak istiyorum. Anlatmak istiyorum, devam etmek istiyorum. 3 adet bu taraf için hava girişi mevcut arkadaşlar. Kabinin içine hava giriyor buralardan ve istediğiniz yöne bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. 3 adet de bu tarafta var. Yine bunları da istediğiniz yöne ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca de traktörümüzün böyle şu kısmında 3 adet de ön camı üfleyip buğu çözmek için bölüm mevcut. Onlar sabit. Klimamız 4 tane fan kademesi var. Gördüğünüz gibi. Buna da basarak klimayı aktif hale getirebiliyorsunuz. Burada da ışık yanar zaten. Sıcaklık soğukluk ayarını da buradan yapıyoruz. Diğer tarafa geçtim abi. Müzik sistemimiz. Bluetooth'lu teybimiz var. Müzik sistemlerini buradan dinleyebiliyoruz. Evet, güzel bir özelliğimiz kabin üstünde. Surruf. Sunroof. Arkadaşlar köylü diliyle surruf, sunroof. Açılabiliyor bu yukarıya doğru gittiğiniz zaman. Güzel. Siyah da böyle bir bölüm yapmışlar. Evet arkadaşlar, böyle de bir güneşliğimiz var. Güneşi kesmek için. Buradaki mandallarını yukarıya gönderebilirsiniz. Ön tarafın direksiyon anlatımlarına gelelim. Direksiyonumuz buradaki pedaldan ayarlanıyor. Pedala basıp aşağı doğru çektiğiniz zaman mesafesi böyle. Shuttle kullanımına bakalım. Arkadaşlar direksiyonla beraber bile aşağı doğru kullanımlarınızda rahat oluyor. Güzel bir çekiş sağlıyor. Çift çekerimiz elektronik. Ön camımızın sileceğin suyu ve kontrolü burada.
Aku şalterimiz de burada mevcut arkadaşlar. Bu tuşa bastığımız zaman direksiyonumuz otomatik olarak kalktı. Bize burada bir iniş biniş mesafesi sundu. Güzel. Hemen burada kontağımızın konumu mevcut. Direksiyona yakıt ve yüksekte. Güzel arkadaşlar. Burada dörtlü flaşörümüz var. Onun da hani suyla temasını kesmek ve daha zor kullanılması için üzerine bir şey yapmışlar. Daha zor derken hani eliniz çarpıp her şeyde dörtlü açılmasın diye buradan inip binerken bir takılma olmasın diye üzerine de böyle bir koruma yapmışlar. Güzel olmuş. Ana menümüz dijital. Burada gördüğünüz gibi. Traktörün hızını, kuyruk mili hızını, işte içerinin sıcaklığını vesaire bilgileri burada elektronik olarak, dijital olarak görebiliyoruz. Devir göstergemiz manuel, yakıt göstergemiz manuel ve hararet göstergemiz manuel arkadaşlar. Siyal konumuz direksiyonla beraber hareket ediyor. Gayet de böyle sağlam bir yapıda duruyor yani. Öyle bir sağlamlık hissiyatı veriyor. Uzun kısaları burada yapıyoruz. Siyanları burada yapıyoruz. Kornamız yine buradan olduğunu düşünüyorum şahsen. Evet, üstündeki yazılardan da buradan görebiliriz. Uzun var, kısa var. Evet, korna da burada mevcut arkadaşlar. Burayı da döndürerek böyle ayarlarını yapabiliyoruz. Ana menü içinde gezinme tuşumuz. Aşağı yukarı buradan yapabiliyoruz ayarlarını. Kuyruk menü güvenlik tuşumuz. Bu sarı tuş. Burada da ana menü, dış menü, böyle hani işte ana menüden çıkma vesaire, öyle ayarları bilmiyorum, hiç yapmadım ayarlarını da, böyle tahmin ediyorum yani o şekilde. Debriyajın sertliğini söyledik, konumu gayet güzel. Debriyaj, fren, gaz. Üçü mutlaka birbirine biraz yakın olmalı arkadaşlar ve aynı hizada olmalı. Hani şöyle ayağınızı gezdirdiğiniz zaman bakmadan da nerede olduğunu tahmin etmeniz lazım. Tepkimesi çok güzel olan bir ayak gazı mevcut ve karşıdan geliyor. Zaten karşıdan gelen ayak gazının mutlaka tepkimesi güzel oluyor. Hani bazı traktör modellerimizde ayak gazı takılı kalıyor. Yani bastın geri sana vermiyor abi, bak böyle de abi. Bastım çektim hemen geri veriyor. Frenler güzel. Zaten hidrolik freni arkadaşlar. Şöyle şartımızı birkaç kere daha denemek istiyorum sizler için. Arkadaşlar şartın alt tarafında bir boşluk var. Şöyle bir tık kaldırırsanız daha rahat çekiyorsunuz. Yoksa ortada boş konumda takılı kalıyor. Tekrar ileriye alıyorum. Direksiyonumuzu yukarıya kaldırıyorum. El gazının yüksek konumda olmadığından emin oluyorum. Traktörümüz tekrar boş konumunu alalım. El frenimiz çekili konumda. Recep abi, Gökhan abi, Çağataş'ın kahraman yiğitleri, cengaverleri. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum her şey için. Sağ olsunlar, var olsunlar. Traktör modellerimiz bu şekilde. Yozgat, Sorgun, Anabayi size her türlü şekilde yardımcı olacaktır. Pulluk çeşitlerimiz var. İleride romork çeşitlerimiz var. Kendinize iyi bakın.